Herkese merhabalar Beşiktaş kariyerinin yeni bölümüyle sizlerle birlikteyiz Sivas deplasmanına gideceğiz oyuncu istatistiklerimiz çok enteresan golcümüz takımımızın en fazla gol atan oyuncusu en yüksek ortalama puan stoperimiz en fazla asist yapan orta saha oyuncumuz diğer orta saha oyuncumuzda en fazla pas isabette başarı oranı olan oyuncumuz ee, yani hakikaten işleyen bir takımımız var. Şu an için golcümüz atıyor. Orta sağlar asist yapıyor. Pas doğru düzgün ulaşımını sağlıyorlar. Stoperimiz Ozan Kabak da yani maşallah. Herhalde bu sezon sonu alacağız mı? Bilmiyorum. Para işini nasıl halledeceğiz? Origi de gelmiyor. Origiyi nasıl halledeceğiz? Bilmiyorum. E, maçları şampiyonluğumu ilan edene kadar devam edeceğim. Şampiyonluğumu ilan ettikten sonra da artık yeni sezon çalışmalarına başlayacağız. Oh be! Bir de direkt bu, bu arada Ozan, Vida ikilisiyle oynuyoruz. Önümüzdeki sene Mauro Panos, Ozan olabilir. Vida'yı satabiliriz. Miran, Roko Bunların hepsini satıp nakde çevirmemiz lazım. Nakde çevirmemiz lazım. Adem, Laiç, Sergio. Elneni Bey. Elneni Bey diyeceksiniz. Bill Foden. 6 numarayı verdim ya. Gördükçe çıldırıyorum. Kafayı yiyeceğim. 6 numarayı verdim adama. Torukan ne kadar güzel top arası pas arası yaptı gördünüz mü? Helleni oh, affetmez. Torukandan bu olayı istiyorum abi. Bak kaç kere örneğini verdim. Yine veriyorum işte. O pas arası o tek dokunuş daha becerikli daha oyun e, yeteneği olan oyuncuya tek dokunuşa bitti. Onun için top kendinden çıksın güvenilir bir arkadaşına gitsin. Onun için o yeter yani. Yanında Sergio vardı, Toze olurdu. Ademle hiç hiç fark etmez. Allen'i güzel bir gol attı. Vargas'ın formsuzluğunu fırsat bilip Toze'yi sola attık. Yalnız güzel goldü. İyi pas arası. İyi noktaya top gönderdik ve gol. Toze arka direk. Mavroponos vida. Penaltı vida. O gol o gol. Adem. O ad Adem'im ne haber? Üzme beni. <laughs> Adem için son kaçırdığı 3 penaltı direkt kaleci tuttu dışarı attı. Adam bütün kombinasyonları deniyor. Son 4 penaltıda bir tanesini attı. Bir tanesini direkt dışarı attı. Bir tanesini kaleci tuttu. Bir tanesi direkten döndü. Bütün kombinasyonları deniyor. Bence Adem Laiç penaltı atışlarında topun başına geldiği zaman bütün tuşlara basıyor. Penaltıyı atmak için bence çok yanlış bir davranış. Adem seni Ağzını yerim ben. Ne diyeyim başka? Kopacak maç. Şimdi bir de 10 kişi kalırız biz. Hakan Arslan. Çok güzel Elneni. Hızlı çık diyeceğim Delneni. İyi gittin. iyi. iyi. Tamam. Fodan. Ya ne yapıyorsun? Of. Adem'in tek topu nasıldı bu? Gol mol öne hiç önemli değil. Adem'in attığı o tek top önemli. Ben çayımdan bir yudum alayım ya. Böyle güzel goller olunca da adam keyifleniyor. Bak abi şu tek top var ya bak 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 bak. El Neni çalışıyor. Şu an sezon başındaki 11'imize döndük. Bir tek sağda Fodun var. Fadıl Fodun oğlu. Fodun Fıdıllı oğlu da olur aslında. Evet Fodun Fıdıllıoğlu oğlu daha iyi. Gökhan'cım yaptırdım penaltıyı. Bak Eloğlu nasıl atıyor şimdi Adem. Adem Eloğlu nasıl atıyor? İyi izle. Özel Urmacı. Eyvallah Özer'cim. Çok teşekkür ederim. İlk maçın intikamını mı alacaksınız? 9 tane atmıştık değil mi? Aynen 9 tane atmıştık sezonun ilk maçını ya. Dokuz... 9. Bir de Sivaslıyım. 9 tane attık. Yani çok değişik duygular. Orici. Orici. Güven Yalçın'a atalım. Adem layık çok yoruldu. Ee, Adem layık yerine. Şimdi nasıl yapalım? Vargas Toze yer değiştirsin. Ufodun yerine de Orkan. Burak kapacağı atalım ya kanat oynasın. Aynen çocuk oynasın koşsun. Ya bu adamı aldık da yani bilmiyorum. İnşallah gelişiyordur. Beyler siz gelişiyor diye aldırdınız ama arka direkt. Vay be! Burak kapacak mı atacaktı golü. Ozan insanüstü bir çaba sarf edip yalnız o seken topu gitti aldı, arkadaşına kazandırdı. Evet, görüntüleri dikkatle izliyoruz bak. Orada gitti indirdi. Burak kapacak yalnız kaval kemiğiyle vurmuş herhalde böyle bodoslama. Güzel oldu. Duran toplarda çok tehlikeliyiz. Bir duran topta penaltı oldu. Bir duran topta gol attık. Aruna Vargas Bunu nasıl gönderdin? Douglas. Douglas'ın sözleşmesi bitiyor ama Galatasaray kariyerinde almıştık. Her ne kadar oynatmasak da. Çünkü uzun süreli sakatlanmış işte. Sonra soğudum oyuncudan kiralık falan gönderdik. E, yapmayacağım da böyle bir hamle. 10 maç kaldı. 10 puan fark var. Herhalde 3-4 maç daha böyle gideceğiz. Elneni yani, harika bir performans. 2 gol. E, orta sahadaki o iki birbirine alışkın oyuncunun yan yana oynaması direkt e, bizi rahatlattı. Lens gelmiş. Hoş gelmiş. Sefalar gelmiş. Abi Adem'le hiç yerine şuraya Oğuzhan Özyakup'u atalım mı? Ya hiç değilse adam oynasın ya. Vallahi billahi ya. Hakikaten büyük ayıp yani. Oğuzhan Özyakup'u oynatmamak benim bu oyundaki, bu kariyerdeki bir ayıbımdır. Antrenmanda çok kötü. Evet takım antrenmanlarda ne yapıyoruz? Penaltı çalıştırıyoruz. Dayanıklılık çalış, hücum çalış. Ee, maç taktiği, maç taktiği göster buradan mı? Antrenman maçı falan filan. Maç taktiğini geç abi şuradan. Run toplar penaltı. Yani niye sürekli buradan çalış? Şuradan sağ tuş tıklayıp da yapabileceğim ama yapmıyorum. Bu arada o gözlemci gönderdiğimiz oyuncularla alakalı geri dönüşler gelmeye başladı. Şöyle yaş sırasına göre sıralayalım. Nerede bizim? Ee, takip listesine eklemedik mi oyuncuları? Benim eklemiş olmam lazım. Hayda. Şuradan gözlemlenen oyunculardan yapalım. Takip listesini ekledim diye hatırlıyorum çünkü ben ama. Şimdi halledeceğiz o işi. İnşallah gözlemcilik yanıt verirse. Kiralıkları kaldırırsak evet. Şurada gözlemlenen oyuncular diyelim. Evet 15 yaşında. Evet burada potansiyeller bilinmiyor ama niye bilinmiyor ki? Galatasaray'da bir tane oyuncu 3.5 yıldızdı. Levent sen misin? Evet. Gökhan Çetinkaya. Takip listesine... Tamam işte takip listesinin ekli de var. Beşiktaş takip listesini niye göremiyorum? Ben yanlış bir şey mi seçiyorum? Takip listesi. Burada arama kriteri de koymamışız. Temizle diyelim. Evet arama kriteri koymuşuz ya. Evet Gökhan Çetinkaya ve Ayhan Polat. Bu ikisi çok zehirli oyuncular olma ihtimali oyun olan oyuncularmış. Yani 3.5 yıldız ve üstünü alıyorum demiştim size. 2 tane çıktı. 15 tane falan oyuncunun raporu geldi. 2 tanesi işe yarar. Tabi bu iki oyuncudan büyük ihtimalle Osmanlıspor olanını almamız biraz daha basit gibi gözüküyor. İlk etap için bu tabi. Bazen Osmanlı Spor'dan da alamayabilirsiniz ama altın ordudan %90 200-300 bin euro 500 bin euroya oyuncularını toplarız. Böylelikle ben altyapıdaki düşük seviyedeki oyuncuları gönderip yıl bu dışarıdan altyapıma kendi altyapımı alacağım 16-17 yaşında 15 yaşında yurt içinden. Altyapıyı da böyle transfer ederek tamamlamış, doldurmuş olacağım. Yani oyuncular o yaşlarda getirebildiğim oyuncuları alacağım. Bizim altyapımızda olsunlar ki ilerleyen senelerde o oyuncular 18-19 yaşına geldiği zaman Avrupa Ligi kayıtlarında, lig kayıtlarında bizim işimizi çok rahatlatacak. Özellikle Avrupa kayıtlarında 21 yaş altı oyuncu listeye kaydetmek zorunda olmuyorsunuz. Ve bu oyuncular da orada çok daha rahat oynuyorlar. Sizin elinizi genişletiyorlar. Barra'da Antalya Sporlu. sözleşme imzalasın. Dorukan Guti hakkındaki sonuç vermediğini düşünüyor. Güçlenmeye çalışıyormuş. E kaldıralım abi güçlenmesin ne yapayım. Pas verme özelliğini geliştirmek istemiyor musun? İyi isteme. 13, 10, 11'e 13'müş zaten. Savaşçı orta saha savunma. Aslında rakip ceza sahasına girer. Şuradan bir oyun tercihi yapalım. Pas kısa basit pas. Evet. Ne öneriyorsun? Topa kayarak müdahale etmesi. Hayır hayır. Kısa basit bas. Aynen. Tam bir savaşçı orta sağ yapacağım bu oyuncu. Terapist. Savaşçı orta sağlar öyledir. normal Yani 6 numara. Siz burada bakmayın. <laughs> Fold'un 6 numara giydirdik ama alakası yok 6 numarayla. 6 numara giyecek. Topu kapıp en kısa sürede ayağından çıkartmaya çalışacak. Daha becerikli veya pozisyonu daha müsait bir arkadaşına topla çok fazla oynamadan Topu riske atmadan Oynayacak bir Beşiktaşlı oynuyoruz ee, Yani riske atmamayı düşünebilir miyiz tabi bunlar tartışılacak konular Evet yeni gözlemci raporlarımız Gelmeye başladı ee, Şu Alper'de biraz iş var Al O Alper Işık adam 1-0 önde Osmanlıspor'da Spor'da iki tane adam çıktı 3,5 ee, yıldız şu aşağıdaki yıldız hesaplarında yıldız falında 3,5 ve üstü oyunculara bakacağız. Geri kalanlarla hiç vakit kaybetmeye gerek yok. Vedat Köse. Aman ya Rabbi diyor ki senin kadron için yıldız olabilir ki büyük ihtimalle geleceğin yıldız oyuncularından birisi Vedat Köse. Şurada hangi maçta izlemiş? Santrafor oynamış 90 dakika. Oha lan bu benim şeyden iyi ya. güvende iyi. Kaç para istiyor? 4.2 veririm. Bu adama verilir biliyor musunuz? Ama 4.2 vermeyeceğim tabii. 500 bin euro peşim vereyim. E, hatta 250 bin euro peşim vereyim. Şöyle bir yoklayalım yavaş yavaş. Bu adamı kesinlikle almam lazım. Kesinlikle. Bu adamı almazsam çok şey kaybederim. 750 bin euro Tamam 2.75 milyon euro'ya bu adamı alıyorsun ya vereceğim maaş buna zaten 50-100 bin euro bile yoktur hadi olsun Bu adamı deli gibi paraya satacağız ileride bakalım Vedat Köse çıktı vallahi Vedat bir tane wonder kit, wonder kit bile olabilir Hiç önemli değil seneye 5 milyon euro Alacağım alacağım yani. Şimdi Wonder Kid ile Regen arasındaki farkı söyleyeyim. Bazı karıştıran arkadaşlar olabiliyor. Şimdi Regen şu altyapıdan çıkan bütün a yılın oyuncusu olmuş. Liverpool'dan kiralanan Türkiye'de yılın oyuncusu olmuş. Origi. Altyapıdan çıkan bütün oyuncular Regen'dir. Yetenek, kalite, özellik, beceri fark etmek sizinle hepsinin genel adı regendir. Wonder Kid'ler bunların arasından sıyrılıp işte geleceğin Neymar'ı, Mbappé'si, Ronaldo, Messi, Kevin De Bruyne, işte Alisson yani 17, 16, 15 genç yaşlarında o oyuncuların seviyelerine çıkabileceğini düşündüğümüz oyuncular da wonderkid olarak adlandırılıyor. Top 100 diyebiliriz aslında dünyada veya top 50 diyebiliriz. Tabii Wonder Kitler tartışılır. Hani biraz daha alt seviyeler de sayılabilir diye söyleyenler olabilir ama hani bence Wonder Kit top 50 diyelim. Yani ilk 50 dünyadaki ilk 50 en iyi oyuncu diyelim. Vodafone Mahal Bomonti. Dengoz Link sakatmış. Ne kadar sakatsın? hafta. Yalnız geldi orta sahaya 7 maç 3 gol. Ben Avrupa'da rahatlamak için kullanmak istedim ama ne yazık ki elendik Avrupa'da çok işimizi gördü rotasyonda. Şu an için gereksiz oyuncu konumuna düştü. Sözleşmesi ama e, bitiyor zaten. Bir buçuk sene mi kiralık? Tamam. Seneye de işimizi görür. Avrupa'da daha rahat ilerleyeceğiz. Seneye orta sahaya oyuncu bile almamıza gerek kalmayacak sanırım. Elneni primlere bak aman ya Rabbi. Oğlum kaç tane avukatla takip edeceksiniz bu prim? Nasıl oturdunuz, konuştunuz, yaptınız ya? Cık cık. Neyse. Elneni gelecek mi? Abi Origi ya. Monaco ile anlaştın da yani bizde kalsan harika olacaktı. Oğuzhan çıkartır 90 dakikayı çıkartır. Oğuzhan'ı oynatayım. Bundan sonra bütün maçlarda Oğuzhan'ı oynatacağım. Forvet arkasında deneyelim. Olmadı. Orta sahaya çekeriz. Ee, şöyle yapalım. Değil mi? Evet. Oğuzhan bu takımın bir değeridir. Lumor. Kadu. Ulan nasıl bir top o? Foden. Hakem Bey çıkar mısınız lütfen? Sergio. Ters bir top Tolga Han. Tolga Han acar mı o Sibas'taki? Çok kötü gönderdim be. Vurma kaleye paşam. Çok güzel. Of yalnız. Ne oluyor oğlum? Ne yapıyorsun? Yerine geçsene sen. Adam orta yapıyor ya. Tolga Han acarmış evet. Yuan Cufran. Erkan Z Ersin zehir mi? Berkan Emir de fena değilmiş profili. Özel yetenek 15. Şu değişik. Orici indirdi de Vargas. Ozi. İyi açtı oyunu. Aa. Haydi çocuklar. Haydi. Vidayı kesici yaptım. Zaten önde oynatıyoruz ya. Bir tane adam da çıksın müdahale yapsın. Hani orta sahada tam Elnini'nin arkasında oynayan stopere öyle bir özellik verdim. <gülüyor> <gülüyor> Yavaş gel. Ne yapıyorsun oğlum? Ne yapıyorsun ya? Çok deli vurdu yalnız ha. Sergio biraz daha fiziksel olarak gelişmen lazım biliyorsun değil mi? İlk yarı bitti 1-0. Ceza alanı dışından bir şut ama performansınızdan hiç memnun değilim çocuklar. Benim tarzım tavrım belli. Agresif falan değil yani. Normal hırslı. Söyleyeceğimi söylüyorum. 4-2. Bu nasıl 4-4-1-1 ya. 2 ön liberolu. ettikler diyelim. Oğuzhan'ı çıkartalım. Ee, zaten kondisyon olarak yeterli değildi Oğuzhan. 90 dakikayı çıkartabilecek seviyede değildi. Ee, Dorukan yerine kalsın Dorukan. Tamam böyle devam edelim. Gökhan Gönül yerine Burak kapacak mı? Mobara'yı atalım. Epeydir oynamıyordu. Sakatlığı vardı. Hazır bir 20-25 dakika oynasın. 77, 78 79 gidiyor bakalım. Bir son oyuncu değişikliğinde yapalım. Güven Yalçın. Lens de iyileşti bu arada ama Fod'unda dediğimiz olay vardı. Teşekkürler ya ne diyeyim. Yani çok teşekkür ediyorum gerçekten. Ee, oyunun bu nimetinden faydalanabilmek gerçekten çok güzel. Bu herkese yar olmaz. 3 oyuncuyu değişikliğini yaptıktan sonra e, bir oyuncunun sakatlanma hani yani yaptın değişikliği ve sakatlandı. 1-0 kendi evimizde zor kazandık be. Yağmurlu hava, ee, ne yaptık? 67 puana ulaştık. 6-7 hafta sağlardan uzak. Dorukan övdük mü övdük. Bas isabetiydi bilmem neydi. Tam istediğimizi yapıyor. Kafamıza yattı. Şöyle oldu böyle oldu. Tam Hiç sıkıntı değil. Dorukanı çıkartırız. Oğuzhan Özyurt'a kupu atarız. Klasik. 4-2-3-1 e, olayına döneriz. Bizim için çok bir sıkıntısı yok. Adem içi ofansif orta sağ destek yaparız. Oğuzhan Öz Yakup'u defansif oyun kurucu destek yaparız. Muhammed Elneni'yi de iki yönlü orta saha destek. Evet 4-2-3-1'in vazgeçilmez rolleri diyebiliriz. Kanat dizilişleri tercihleri tabi değişiklik gösterebilir. Abi ben seni de seninle oynayacağım için çok mutluyum biliyor musun? Senin forvet arkasında oynasam çok daha faydalanacağım da. Hadi bakalım bir, bir iki maç forvet arkasında oynatalım ya. Lens geldi zaten. Bir iki maç forvet arkasında değerlendirmeye çalışalım seni. Vargas, yani antrenmanlarda çalışıyorsun. Vargas da yani değişik bir adam. Böyle sanki hiç yokmuş gibi. Ama istatistiklerine baksak şimdi baya gol, asist vesaire falan yapmıştır. Koduna ne çalıştıralım? İlhan pas çalıştırsın desin ki öldürücü top. City'ye de ek şey yapalım adam. Vargas mesela 7 gol 8 asist. Yok lan iyi de değilmiş. Ama tabi şöyle de bir olay var. Orici bütün gol yükünü çektiği için takımın ciddi anlamda. Sonra en golcü kim? Toze. Aa, bir dakika iki maç yaptık. Sivas-Göztepe, Yeni Malatya maçında çok ara var. Ee, yani iki maç iki maç evet. Bölümün sonuna gel. Ne kadar hızlı gidiyor değil mi? Tabii maç kazanırken bölümün bitmesi bizi çok ilgilendirmiyor. Çünkü aklınızda şey gelmiyor yani kazandım ve mağlup olduğunuz an bölüm bitti falan son maçtı diyorsunuz ama kazandığınız zaman aklınıza bu tarz olaylar gelmiyor. Yine bıraktığımız gibi en golcümüz Orici en yüksek ortalama puan. Bu ortalama puan bakayım başka e, kimde var şunu bir düzenleyelim ya bütün bu, bunları bayağı bir sütun atmışız. 7.45. Oh ne güzel çizgilere baksana onlar bile sığmıyor. Burada neyi çıkartabiliriz? Evet Kemal Avraponus bence güzel. Yani şunu bütün sütunları otomatik boyutlandır dediğinde olmaması lazım. Neyse. Yetenek potansiyel bunları atmışız tabi. Bunlar da hep şey yapıyor. En fazla 7.45 Ozan Kabak Mavroponos 7.40 Gökhan 7.40 7.32 Vida yani Mavroponos ve Ozan Kabak seneye sanırım ligin içinden geçecek. Hoş geldin. Saçların çok güzel olmuş. Bayağı zıplıyorsun. Neyse bu muhabbet burada bitmez. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.